Herkese yeniden merhaba. Geçen dersimizde boşaltım sistemine giriş yapmıştık ve boşaltım sistemini oluşturan, özellikle bu boşaltım sisteminde görev alan yapı ve organları ve bunların işlevleri hakkında bahsetmiştim. Bu dersimizde de idrarın nasıl oluştuğunu anlatıyor olacağım. Şimdi hatırlayacak olursak, işte böbrekte süzme birimleri dediğimiz nefron vardı. Her bir böbrekte yaklaşık 1 milyon tane nefron dediğimiz süzme birimleri vardı. Ve nefron yapısında da ne vardı? Getirici atar damar ve götürücü atar damar arasında bulunan, yani iki atar damar arasında bulunan ve diğer kılcallardan da farklı olan glomerulus kılcalları vardı. İşte glomerulus kılcallarına getirici atar damar ile, yani çok yüksek basınç ile gelen besin monomerleri nereye geçecek? Bu glomerulus yumağını saran, kılcalları saran Bowman kapsülüne bu moleküller o basınç ile geldiğinden süzülecek. Yani süzülme olayı gerçekleşecek. Ne demek istiyorum? Glomerulus'tan Bowman kapsülüne madde geçişini biz süzülme diyeceğiz. Evet, idrar 3 basamaktan oluşacak. Birincisi süzülme, ikincisi geri emilim ve üçüncüsü ise salgılama dediğimiz olay. Şimdi özellikle glomerulus'tan Bowman kapsülüne madde geçişine süzülme dedik. Yani şuradaki kılcallardan buradaki Bowman kapsülüne moleküllerin, özellikle besin monomerlerinin geçişine biz ne diyeceğiz? Süzülme olayı diyeceğiz. Hangi moleküller geçiyor? İşte özellikle glomerulus'tan difüzyon ile geçebilecek küçüklükte olan moleküller geçebiliyor. Tabii ki olay sırasında difüzyon olayı söz konusu olduğundan ATP harcanmıyor. Glomerulus'tan Bowman kapsülüne işte şimdi su, mineraller, işte glikoz, amino asit, yağ asidi, gliserol, vitamin, amonyak, üre, ürik asit, hormon gibi çok küçük moleküller geçebiliyor difüzyon ile nereden nereye, glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne geçebiliyor. Peki kimler geçemiyor? Özellikle bizim kesinlikle unutmamamız gereken kan proteini, şöyle devam edin, kan proteini, ve kan hücreleri, kan proteini ve kan hücreleri glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçemez. Yani süzülemez. Salgılama olayında. Burayı unutmadığımız takdirde soruları rahatlıkla çözebiliriz. Şimdi biraz önce saydığım moleküller geçebiliyordu. Yalnız kan proteinleri ve kan hücreleri glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne geçemiyordu. Yani süzülememiş oluyordu. Yani kan damarlarında kalmış oluyordu. O zaman devam edecek olursak. Yani geri emilme olayı dediğimiz ne? Geri emilme dediğimiz olay ise, bakın şuradan devam edelim. Bakın burası Bowman kapsülüne süzülmeye, biz ne demiştik? Moleküllerin süzülmesine süzülme olayı demiştik. Bakın buradan. Şimdi burası devam ediyor. Demiştim ki götürücü atar damardan çıkan damar, kılcal damarlar ne yapar? Nefronun etrafını sarar demiştim. Nefronun etrafını saran bu damarlarda, özellikle proksimal tüpte ne vardır? Geri emilme söz konusudur. Bazı moleküller geri emilecektir. Bakın geri emilme dediğimiz olayda işte glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne geçtikten sonra ilerleyen molekülleri düşünün. Bir sürü molekül geçti. Glikoz, amino asit, işte yağ asidi, glikoz vesaire geçti. O zaman glikozun vesairenin geri emilmesi, yani vücuda kazandırılmasının gerçekleşmesi gerekiyor. İşte bu olaya, yani Bowman kapsülüne geçen besin monomerlerinin tekrar vücuda kazandırılmasına biz geri emilim diyeceğiz. Aynı zamanda şöyle de açıklayabiliriz. Süzülme ile Bowman kapsülüne gelen dakikada işte yaklaşık 125 mililitre süzüntünün 124 mililitresi dakikada ne yapacak? Geri emilmiş olacak. Yani vücuda kazandırılmış olacak. Nefron kanallarından
tekrar kana gelmesidir. Yani artık kana emilmesi olayına biz, kan damarına emilmesi olayına biz geri emilme demiş olacağız. Geri emilim olayında difüzyon ve aktif taşıma görev alacak. Dolayısıyla difüzyonla ATP söz konusu değildi ama aktif taşımada ATP harcanması söz konusuydu. Dolayısıyla olay sırasında hem difüzyon olayı hem de aktif taşım olayı söz konusu olacak. Yani ATP'de harcanmış olacaktır. Salgılama dediğimiz olayda işte süzülme ile boğma kapsülüne geçemeyen bazı işte bikarbonat iyonları, işte penisilin, kreatin gibi maddeler nefron etrafındaki kılcallardan distal tüpe salgılanmasına biz ne diyeceğiz? Salgılama olayı diyeceğiz. Şimdi bu anlattığım özellikleri daha detaylı işleyecek olursak. Evet. Nefronda idrar oluşumu, süzülme, geri emilim ve salgılama dediğimiz 3 farklı işlem sonucunda idrar oluşmuş olacaktır. Evet, daha detaylı görecek olursak. Süzülme dediğimiz olay, şunu silelim bir. Süzülme dediğimiz olay malpigici simciğinde gerçekleşiyor. Glomerulus kılcalı artı Bowman kapsülüne biz malpigici simciği demiştik önceki dersimizde. Şimdi süzülme işlemi nefronun malpigici simciğinde gerçekleşecek. Yani glomerulus kılcallarının Bowman kapsülüyle sarılmış haline biz malpigici simciği demiştik. Şimdi bu malpigici simciği görev almış olacak. Yine kan basıncının etkisiyle glomerulus kılcalında bulunan hücre zarından geçebilen su, mineraller, vitamin, üre, bikarbonat iyonları gibi moleküller ne yapacaktır? Özellikle glomerulus kılcalından Bowman kapsülüne geçecektir. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Süzülme diyeceğiz. Yani artık şuradan moleküllerin Bowman kapsülüne geçişine ve burada ilerlemesi olayına biz süzülme diyeceğiz. Süzülme olayı sonucunda oluşan moleküllerin topluluğuna ise yani artık bu süzülmüş sıvıya da süzüntü diyeceğiz. Bakın süzüntüde alyuvar protein yani kan proteini, albümin, globulin, fibrinojen, hemoglobin bulunmuyor. Yani bunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Bu not sizin için önemli. Devam edecek olur. Süzüntüde su, glikoz, amino asitler, vitamin, sodyum, magnezyum, bikarbonat gibi iyonlar, üre, ürik asit, amonyak ve kreatin gibi boşaltım maddeleri de bulunuyor. Süzülme olayı kan basıncının etkisiyle gerçekleştiğinden ne yapmıyor? ATP harcanmıyor. Yani difüzyon ile gerçekleşiyor diyebiliriz. Kan basıncının düşüşü süzülmeyi durdurabilir. Kan basıncının aşırı artması da yine süzülme birimlerine zarar verebilir diyoruz. Şimdi sorumuz var. Glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçen süzüntüde. Şimdi şöyle hatırlayacak olursanız. Önce kırmızıyla çizelim. Şu getirici atar damar olsun. Şunlar Bowman kapsülü. Şunlar glomerulus kılcalları olsun. Şu da götürücü atar damar olsun. Gördüğünüz gibi şunun etrafını da Bowman kapsülü sarmış olsun. Yine mavi. Şöyle Bowman kapsülüyle ne yapacak? Sarılacak. Bowman kapsülü işte gördüğünüz şu mavi yapı. Bowman kapsülüyle glomerulus kılcalının ikisinin bir arada bulunması durumuna biz bu yapıya malpigici simciği demiştik. Peki buradan işte proksimal tübe tüp ilerliyor. Böyle devam edecek. Şimdi bu çizdiğimiz yapı ne yapacaktır? Özellikle bu kılcallardan, kılcal damarlardan yani şuradaki glomerulus kılcallarından alamadık. Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne moleküller geçiyordu. Bakın şöyle moleküller geçiyordu basınç ile geldiğinden. İşte biz bu olaya süzülme diyorduk ve oluşan sıvıya da süzüntü sıvısı diyorduk. Ve bu tabii ki buradaki moleküller burada ilerleyecek. Ne diyor? Süzüntüde A vitamini bulunabilir. Evet. Glikoz bulunabilir. Üre. Evet. Ama hemoglobin ne yapmaz dedik?
bulunmaz dedik. O zaman hangilerini bulunabilir diyor. 1, 2, 3 bulunacak. Devam edecek olursak. Geri eğimilim olayı. Şimdi süzülme dediğimiz olay glomerulus kılcalından Bowman kapsülüne besin monomerlerinin geçişine biz süzülme diyorduk. Süzülme sonucunda oluşan sıvıya da süzüntü diyorduk. Şimdi geri emilim olayına bakalım. Geri emilim olayı neymiş onu inceleyelim. Süzülme ile Bowman kapsülüne geçen dakikada 125 ml süzüntünün yine dakikada 124'ünün nefron kanallarından kana geri emilmesine biz geri emilim olayı demiş olacağız. Şimdi geri emilimde difüzyon ve aktif taşıma olayları söz konusu olacağından özellikle aktif taşımada ne harcanacak? ATP harcanacak. O zaman geri emilim olayında ATP'nin enerjinin harcanması söz konusu olacaktır diyoruz. Devam edecek olursak. İşte böbrek yapısı ve kesitini görüyoruz. İç kısmına baktığımızda şunlar piramitlerdi. İşte su, tuzlar, bikarbonat gibi moleküller idrarın hareket yönünü göstermekte siyah oklar. Salgılamayı göstermekte kırmızı oklar. Geri emilimi göstermekte mavi oklar. Şimdi gördüğünüz yapı aslında nefronun yapısı. Yani şu yapı aslında nefron. Şu ilk kısım proksimal tüp. Şu aşağıya doğru sanki bir kulpu andıran işte ya da kepçeyi andıran kısım henle kulpu oluyor. Diğer taraf da artık distal tübü oluşturmuş oluyor. Yani şu ikinci kısım ise distal tübü oluşturmuş oluyor. Şimdi bakalım proksimal tüpte neler varmış? Nefronun glomerulustan sonraki kıvrımlı kısmına proksimal tüp diyoruz. Yani artık glomerulustan sonra gelen ve Bowman kapsülünün aslında devamı şeklinde olan kısma biz proksimal tüp demiş oluyoruz. İşte glikoz, amino asit gibi organik besinler ile bikarbonat, potasyum, sodyum, klor ve iyonlar su kılcal damarlara buradan geri geçecek. O zaman biz bu duruma ne diyeceğiz? Geri emilim diyeceğiz. İşte biz proksimal tüpte ya da bu besin monomerlerinin ya da bazı iyonların vücuda geri kazandırılması, işte nefronun etrafını saran kılcal kan damarlarına geri verilmesi, yani vücuda kazandırılması olayına geri emilim diyeceğiz. Ve tabii ki geri emilim sırasında hem pasif taşıma hem de aktif taşıma rol almış olacak. Glikoz, amino asit gibi besin monomerlerinin tamamı proksimal tüpte geri emilir. Yani glikozun tamamı emilmesi gerekiyor. Glikoz emilmezse ne olacaktır? İşte idrarda glikoza rastlanır değil mi bu durumda? Su pasif taşıma osmoz dediğimiz olay ile geri emilirken diğer moleküllerin geri emilimi ne ile gerçekleşecek? Difüzyon ve aktif taşıma olaylarıyla gerçekleşmiş olacaktır. Şimdi henle kulpuna bakalım. Henle kulpunda özellikle şöyle aşağı doğru inen yapıyı hatırlayın. İşte burası henle kulpuydu. Şöyle hatırlayacak olursanız. Şu yapı henle kulpuydu. Proksimal tüpü takip eden U şeklindeki yapıya henle kulpu denir. Henle kulpunun inen kolunun çapı çıkan kolunun çapından daha incedir. Yani burası çıkan kol arkadaşlar. Şu kol ise inen kol olmuş oluyor. Yani bu kolun inceliği daha ince olmuş olacaktır. Gördüğünüz gibi ikisinin çapı birbirinden farklı büyüklükte. O zaman henle kulpunun inen kolunda pasif taşımayla su geri emilirken çıkan kolu suya geçirken olmadığından suyu geri emememiş oluyoruz. O zaman inen kolda bakın inen kolda H 2O'nun çıkışı var ama çıkan kolda H2O'nun çıkışı söz konusu değil. O zaman devam edelim. Çünkü ikinci kolu yani çıkan kolu da su geçişi gerçekleşmiyor. Çünkü suya geçirgen değil. Henle kulpunun çıkan kolunda sodyum ve klor emilimi bu iyonların emilimi söz konusu. O zaman onları yazalım. Sodyum ve
klor iyonlarının emilme söz konusu olacaktır. Her ne kulpunun çıkan kolunda klor aktif taşımayla, bakın klor aktif taşımayla, sodyum pasif taşımayla emilmiş olacaktır. Yani kan kılcalına verilmiş olacaktır. O da bizim vücudumuza kazandırılmasını sağlayacaktır. Şimdi distal tüp her ne kulpunun devamındaki idrar toplama kanalına kadar olan yapıya biz distal tüp demiş olacağız. Yani arkadaşlar biraz önce çizdiğim henle kulpu U şeklindeydi. Bu ilk kısım proksimal tüpü oluşturmuştu şurası. İkinci kısım da artık distal tüpü oluşturmuş olacak. Bakın burası proksimal tüp, burası da distal tüpü oluşturmuş olacak. Nereye kadar? Bakın buradan da bu şekilde idrar toplama kanalına kadar ne yapacak? Devam edecek. O zaman şurada özellikle kırmızıyla çizdiğim kısımlar, kırmızı olmadı tabi. Şöyle. Yani şu ikinci kısım bizim için distal tüp olmuş olacak. Şu da proksimal tüp olmuş olacak. Distal tüpte sodyum ve klor, bikarbonat iyonları ve suyun geri emilimi devam edecek. Nereye geri emiliyor? Arkadaşlar demiştim ki götürücü atar damar nefronun etrafını böyle bir ağ gibi sarar demiştim. İşte oradan sardığı için de ne olacaktır? İşte suyun geri emilimi devam etmiş olacaktır. Ama unutmayın çıkıcı kolda suyun geri emilimi yani vücuda kazandırılması söz konusu değildi. Hipofizden salgılanan bir tane hormon vardı ADH yani antidiüretik hormon diyorduk biz buna. Bu hormonun distal tübe ve idrar toplama kanallarına etki ederek suya geçirgenliğini artırıyor ve suyun geri emilimini artırmış oluyor. Şimdi ADH hormonunun fazla salgılanması durumunda biz bunu hormonal sistemde, endokrin sistemde anlatmıştık ama burada da tekrar edelim. Çünkü böbreklerle ilgili ve bunun soruları geliyor. Böbreklerden suyun geri emilimini artırıyor ve hipertonik idrar oluşumunu sağlıyor. Devam edecek olursak ADH'ın az salgılanması durumunda ise böbreklerden emilen su miktarı azalır. Yani artık böbreklerden su vücuda kazandırılmamış olur. Dolayısıyla idrar daha böyle hipotonik yani az yoğun diyebiliriz. Çünkü su miktarı fazla. Birey çok sık idrara çıkar. Buna şekersiz şeker hastalığı denir ve böbrek üstü bezlerinden salgılanan aldosteron hormonu dediğimiz hormon distal tübe etki ederek sodyum ve klor emilimini artırırken potasyum iyonlarının da ne yapmasını sağlayacak? Atılmasını sağlayacak. Yani vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamış olacak. Şimdi aldosteron hormonunun fazla salgılanması durumunda nefron kanallarında sodyum ve klor emilimi artar. Bu durum vücutta fazla miktarda su tutulmasına ve İşte hep bildiğimiz ödem oluşumuna neden olur. Distal tüp üreye geçirgen olmadığından ürenin geri emilimi olmaz. Bakın burayı unutmuyorsunuz. Bu not bizim için önemli. İdrar toplama kanalına baktığımızda distal tüpten sonra yer alan malpighi piramitlerinden oluşan kanallara idrar toplama kanalı denir. Biraz önce şekli görmüştünüz. İdrar toplama kanalında suyun, ürenin ve tuzun geri emilimi tamamlanır. Süzüntü malpighi piramitleriyle havuzcuğa taşınmış olur. İşte idrar toplama kanalından sonra havuzcuk üreter, mesane ve üretradan idrarın bileşimi değişmez. Yani idrar toplama kanalında artık oluşan idrardaki moleküllerin bileşimi değişmemiş olacaktır demek istiyoruz. Soruya baktığımızda nefron kanallarında geri emilimle ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur? Henle kulpunun çıkan kolunda suyun geri emilimi gerçekleşmez. Henle kulpunun çıkan kolunda suyun geri emilimi gerçekleşmez. Evet. Bu doğru. Biraz önce dedik suyun geçişine izin vermiyor diye. Glikozun geri emilimi proksimal tüpte tamamlanır. Evet, bu da doğru. Aldosteron hormonu distal tüpte potasyum emilimini artırır. Şimdi aldosteron hormonunu artıracaksak distal tüpte sodyum ve klor emilimini artırır. Potasyum atılmasını sağlar. O zaman potasyumun emilimini değil atılmasını sağlar diyecekti. O zaman 3 bizim için yanlış oldu. Ve ne olacak? Üçüncü soru bizim için 1 ve 2 olmuş olacaktır. Devam edelim.
Sağlıklı bir bireyde glikoz ve amino asitlerin %100'ü, suyun %99'u, tuzun %99,5'u, ürenin %50'si geri emilerek kana verilir. Kreatinin geri emilimi olmaz. Arkadaşlar bakın, bu not bizim için çok önemli ve sınav sorularında özellikle bu değerleri bilmemiz gerekiyor. Yani glikozun ve amino asitlerin tamamının vücuda geri kazandırıldığını, yani emildiğini unutmamamız gerekiyor. Suyun %99'u geri emilmesi gerekiyor. Tuzun yine %99,5'i yine emilecek ve ürenin de yaklaşık %50'si emilecek ve kana ne yapacak? Verilmiş olacak. Yani emilme dediğimiz aslında olay kana verilmesi olayı. Kana verildikten sonra zaten vücuda kazandırılmış olacaktır. Kreatinin geri emilimi de olmaz. Bunu da unutmayın. Bakın, not olarak yazılanlar sizin için sorularda çok çok önemli noktalardır diyoruz. Yine sağlıklı bireyde her maddenin kanda bulunması gereken belli bir değeri vardır. Biz buna ne demiştik? Eşik değer demiştik. Bir maddenin kandaki yoğunluğu eşik değerin üzerinde ise bu değeri aşan kısım nefron kanallarından geri emilmez ve idrarla dışarı atılır. Böylece homeostazis sağlanmış olur. Yani kararlı kalması gereken iç denge korunmuş olacaktır. Devam edecek olursak. Tabloda sağlıklı bir insanın kan plazması ve idrarındaki bazı maddelerin yaklaşık miktarları verilmiştir. Bakın, bu çıkmış soru bizim için önemli. Buna göre tabloda üre, sodyum ve glikozu gösteren KLM harflerinin doğru karşılıkları aşağıdakilerden hangisine verilmiştir diyor. Şimdi kan plazmasındaki idrar ve idrardaki miktara bakalım. Kan plazmasındaki idrardaki miktarına ve yine idrardaki miktarına bakalım. K bizim için ne olabilir? Hatırlayalım. Arkadaşlar, idrardaki miktarının tamamının emildiği molekül ya da besin monomeri neydi? Glikoz. Bakın, idrarda hiç yok. Gördüğünüz gibi bu bizim için ne olabilir? Glikoz olabilir şeklinde yorumlar yaparak düşünmemiz gerekiyor. Bakın, bir önceki notumuz neydi? Bir önceki notumuz bu değil, bir önceki. İşte bu not bizim için çok çok önemli demiştik. Bakın, glikoz ve amino asitlerin %100'ü emilecek. Suyun %99'u, ürenin %50'si. Şimdi bunları aklımıza tutarak da getirdik soruya, uygulamaya başlarsak. O zaman gördüğünüz gibi idrarda hiç yok. O zaman bu ne olabilir? Glikoz olabilir. K bizim için nedir? Glikozdur diyebiliriz. K glikozdur. O zaman K'nın glikoz olduğu şıklar bizim için önemli diyebilirim. Diğerlerini çiz. Ve bu eleme yöntemiyle soruları rahatlıkla çözebilir olduğunu göreceksin. Şimdi L'ye bakalım. L ise nedir? Sodyum olabilir mi? Sodyumun yaklaşık %99'u emiliyordu. Gördüğünüz gibi idrarda az bir miktar var ama yine bir kısmı emilmiş. O zaman L bizim için ne olacak? %99,99'u emiliyordu. L bizim için ne olacak? Sodyum olacak. O zaman devam edelim. Bakın, L ne oldu? Sodyum oldu. Şimdi zaten 3. soruda B yanlış olduğu için bakın gördüğünüz gibi gitti. Devam edelim. M ne olabilir? M de işte ürenin %50'si emiliyordu. Ama diğer kalan kısmı ise emilemiyordu. İdrardaki miktarına baktığımız zaman o zaman bu sorunun yine M'deki ifadenin de üre olduğunu görebiliyoruz diyelim ve Ceyhan olarak işaretleyelim sorumuzu. Salgılama olayı dediğimiz üçüncü olay ise neymiş? Glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçemeyen bazı ilaçlar, penisilin, boyalar, amonyak, hidrojen iyonları, potasyum iyonları ve benzeri gibi moleküller aktif taşıma ile kılcal damarlardan nefron kanallarına verilmesi. Biz ne diyeceğiz? İşte salgılama olayı diyeceğiz. Salgılama olayında ATP harcanır. Yani bu salgılama olayı aktif taşımayla gerçekleşir diyeceğiz. O zaman aktif taşıma sırasında da ATP harcandığından
biz enerji harcayarak salgılama olayını gerçekleştirmiş olacağız. Proksimal ve distal tüpü çevrilen kılcallardan hidrojen iyonu salgılanarak kanın pH da ayarlanmış olacaktır. Evet, diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.